Afrika kıtasında meydana gelen bu artışın özellikle dünyanın diğer kesimlerinde çok yoğun olarak etkileyeceğini, etkilemeye başladığını görebiliriz. Bu artışın anlamı şöyle, yani derinine gittiğimiz zaman baktığımızda Ebola virüsünü biliyorsunuz. Ebola virüsü dünyada ciddi anlamda sansasyonel olmuş. Gerçekten yaklaşık olarak enfekte ettiği insanların %50'sine öldürebilen ve kanamalı diğer hemorajik ateş dediğimiz diğer viral ateşlerle de birlikte bakıldığında son o 2019-2020'de %50 oranında arttığını görüyoruz biz bu hastalıkların Afrika'da. Dolayısıyla da bunların medeni dünya demeyeyim de gelişmiş ülkelere gelmesi, yani köylerden, Afrika'daki o ilkel bölümlerden gelme ihtimali giderek yükseliyor. Neden? Şöyle bakalım. Niye bu böyle oluyor? Niye bu hastalıklar bu kadar artıyor ve dünyada gündem olmaya başladı? Özellikle Afrika'ya baktığımız zaman bunlar oluşmaya başladı. Şöyle, Afrika'da özellikle doğum oranları çok yüksek. Nüfus hızla artıyor ve şehirleşme ile ilgili çok fazla çalışma var. Yollar yapılıyor, şehirler büyüyor. Onun dışında takdir edersiniz bu son dönemde dünya ciddi bir gıda krizi içerisinde ve bu gıda krizi en çok vurduğu kıta Afrika. Yani %40 olan örneğin bir açlık durumu %80'lere ulaşma durumu söz konusu ve bu açlık özellikle insanların normalde girip girmedikleri ormanın daha derinliklerinde hiç karşılaşmadıkları virüslerle karşılaşmaları, bunlarla da nasıl karşılaşabiliyorlar? İşte oradaki bazı hayvanları yemek suretiyle özellikle yenilmeyecek hayvanları, normalde yemedikleri hayvanları yiyerek hiç karşılaşmadığı, insanların hiç karşılaşmadığı hastalık etkenleriyle özellikle virüslerle karşılaşarak yeni hastalıkların ortaya çıkma riskini çok yükseltiyor. Şimdi daha önceleri de bu oluyor muydu? Oluyordu. Fakat orada kalıyordu. Yani ulaşım zordu. Ama şimdi orada da köylere yapılan yollar, ondan sonra devamı itibariyle Afrika'dan batıya yapılan uçuşlar, yani Avrupa veya Amerika'ya yapılan uçuşlar diyelim, bunun taşınma riskini çok yükseltti. Yani işte bir maymun çiçeğinin Nijerya'dan İngiltere'ye geçmesi ve burada yayılması baktığımız zaman ciddi bir durum. Aynı şekilde özellikle korktuğumuz hastalıklardan olan başta Ebola olmak üzere bu kanamalı ateşlerin ülkelere taşınması son derece olası. Bu artışın dikkate Dünya Sağlık Örgütü yapıyor bu açıklamayı. Yani %63 oranında yapılan açıklamayı Dünya Sağlık Örgütü 14 Temmuz 2022'de yaptı. Ve burada da bunun artık bu hastalıkların klasik hekimlikle çözümlenemeyeceği, ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu, mutlaka özellikle biz veteriner hekimlerin sık söylediği tek sağlık sistemi ya da tek sağlık kavramı kapsamında çözümlenmesi gerektiğini dünyaya açıkladılar. Tek sağlık kavramı kapsamında bu ekosistemin bozulmasıyla ilgili meydana gelen bu durum, bunun kapsamında insan ve hayvan hekimleri diğer ilgili meslek gruplarıyla beraber çalışarak olayı periferde durduruyorlar. Yani ve erken uyarı sistemleri kuruluyor. Hastaneye gelmeden, yani olay hastaneye gelmeden çözümlenmesi üzerine bir çalışma yapılıyor. Dolayısıyla da aslında dünyamızı gördüğümüz gibi 2000'li yıllardan itibaren pandemiler dönemine, yani bu salgın hastalıklar bölümüne girdiğini görüyoruz ve insan hastalıklarının yaklaşık 200 hastalığın hayvanlarla ortak olduğunu, insan hastalıklarının en az %60'ının hayvan kökenli olduğunu düşünecek olursak, bunun çözümünün hayvan hastalıklarının yerinde çözümüyle ya da bu az önce söylediğim ekosistemin tahribinin önlenmesi ve insanların bu ormanlardaki bu erişilmeyecek hayvanları yemeleri, bunun ticareti de yapılıyor. Bir de en kötüsü o. Ticaretin engellenmesi gerekiyor. Sizler de biliyorsunuz işte goril eti, o efendim başka işte o sürüngenlerin etleri vesaire ticari olarak
bushmeat dedikleri bir vahşi hayvan eti denilen etin ticareti de yapılıyor. Tabii bunlarda bulunan bir takım virüsler son derece kolaylıkla insanlara, normalde filmlerde görürsünüz, uzaydan bir virüs gelir, hiç karşılaşmadığı insanlar. Bunun gibi oluyor. Ormanda hiç karşılaşmadığı bir virüsle karşılaştığı zaman insanlar, onlar da evrilmek suretiyle, işte COVID'i gördük, o onun bir çeşidi. Ama bunun benzerleri de özellikle Afrika'daki şu %63'lük artış ciddi bir tedirginlik oluşturması ve derhal sağlık kavramının, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de söylediği gibi, tek sağlık sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir. Yani artık ormanların yanması, tahrip olması ya da ormana gidip işte çok değişik bir hayvanın yakalanıp yenmesi, bunlar kabul edilecek şeyler değil. Çünkü insanlar aç kaldıkça, açlık da oldukça bunun devamında bunları yapmak zorunda kalacaklar. Ama o nedenle aslında bu açlığın önlenmesi, gıda takviyesi, özellikle Afrika'daki açlara yapılacak yardım çok önem taşıyor. Çünkü bunlar özellikle bu hastalıkların ortaya çıkmasında açlıkla ormanlardaki canlıların tüketiminin artması paralel olduğu görülüyor. Baktığımız zaman da Afrika'da özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Nijerya gibi orta bölgesindeki ormanların yoğun olduğu yerlerde bu hastalıkların çok olduğunu görüyoruz ve özellikle biliyorsunuz Ebola, Afrika'daki Ebola salgını yine Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde çıktı. Bunun açıkçası oralardan dışarıya çıkmaması ya da olmamasıyla ilgili bu tek sağlık sisteminin çalışması gerekiyor. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü de bütün web sayfalarından da bakıp görebilirsiniz. Bu son olayla birlikte de ciddi anlamda bunu açıkladı. Tek sağlık sistemine geçilmesi ve bundan ilgili olarak da ilgili meslek gruplarının merkezde insan ve hayvan hekimlerinin, yani veteriner hekimlerinin olmak kaydıyla işte ziraat mühendisi, gıda mühendisi, biyolog, ekosistemci vesaire beraber çalışarak bunu periferde, yani olayın çıkmasını engel olunacağı yerlerde kontrol altına alması ve şehirlere, özellikle normal şehir hayatına intikal etmemesini sağlanması gerekiyor. Burada en önemli konulardan bir tanesi de Türkiye'de de var. Özellikle büyük hava terminalleri, yani bizim İstanbul Havalimanı gibi, Londra gibi ya da daha büyük Münih vesaire gibi Afrika uçuşlarının özellikle yoğun yapıldığı havalimanlarında özellikle bu tip hastalıklarla ilgili daha gelişmiş önlemlerin alınması gerekecektir. Dünyadaki gıda krizini sadece açlık gibi görmemek gerekiyor. Bakın bugün anlattığım, size bahsetmeye çalıştığım bu bölümde gıdanın hastalığın çıkışını ne şekilde etkilediğini bağlantılı olarak görebilirsiniz. O yüzden gıda konusunun çözümü, akılcı çözümü çok önemli ve bunun yanında da tek sağlık olarak ifade ettiğim yeni sağlık sisteminin mutlaka Türkiye'de de dünyayla entegre olarak multidisipliner bir çalışmayla, disiplinler arası bir çalışmayla gerçekleştirilmesi, bununla ilgili daha güçlü adımların atılması gerekiyor.